gerçek bir Akdenizli. Toprağın tarihiyle beslendiği, yeşilin en güzel tonlarının Akdeniz mavisiyle kucaklaştığı bir ada burası. Küçücük yüz ölçümüne bakıp aldanmamak gerekir. Binlerce yıl insanlığa kucak açmış her metrekaresi medeniyetlerin farklı evrelerinin izleriyle dopdolu. Akdeniz'in heyecan verici tarihine tanıklık etmesi bir yana, denizin en açık mavisiyle güneşin en sıcak sarısının da sahibidir Kuzey Kıbrıs. Ve sahip olduğu bu özelliklerinden dolayıdır ki o keşfedilmesi gereken gerçek bir Akdenizlidir. Kıbrıs'taki tarihi zenginliklerin çok önemli bir bölümü Kıbrıs'ın kuzey bölgesinde birikim sağlamış bin yıllar boyunca. 177 kilometre uzunluğundaki beş parmak sıra dağları üzerine inşa edilmiş en muhteşem kaleler, farklı dinlere ait yapıtlar ve en bakir sahiller Akdeniz'in dalga seslerinin dinginliğinde birlikte yaşıyorlar bu coğrafyada. Deniz kaplumbağalarının sığındıkları bozulmamış sahilleri, endemik bitkileri, nadir bulunan çiçek türleri, anıt ağaçları ile çam ağaçlarının kapladığı dağları ve portakal bahçeleri yanında Kuzey Kıbrıs bir tarih ve kültür merkezi. En doğusundaki Apostolos Andreas Manastırı'ndan en batısındaki Yeşilırmak Köyü'ne kadar yılın her mevsiminde ışığı ve güneşi, zengin tarihi, alabildiğine uzanan altın renkli kumsalları ile gerçek Akdeniz'i sunar sizlere bu küçük ada. Dünyanın en güzel kadını Akdeniz'in köpükleri arasından Kıbrıs'ta doğmuş. Hiç kuşkusuz aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, eşsiz güzelliği yanında yaşadığı aşkları ve geriye bıraktığı söylenceleriyle mitoloji dünyasının en alımlı tanrıçasıdır. Yüzdüğünüz denizin köpüklerinden bastığınız toprağa kadar Kıbrıs'ın her yerinde bu güzelliği hissedebilirsiniz. Tanrıçası Afrodit olan Kıbrıs adasında tatil yapmak kuşkusuz bir ayrıcalık. Kıbrıs adası Doğu Akdeniz'deki din ve ticaret yolları üzerinde bulunması, kıtaların kesiştiği Doğu-Batı medeniyetleri arasındaki konumu nedeniyle tarihin her döneminde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerden birçok uygarlığın idaresine girmiş ve çekiciliğini çağlar boyunca korumuştur. Kıbrıs adası uzun tarihi geçmişi boyunca birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Fenikeliler, Mısırlılar, Ptolemeler, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlı ve İngiliz idaresinin izlerini görebilirsiniz bu küçücük ada üzerinde. Dünya mirasının değerli bir bölümüne sahip Kıbrıs adası, 10 bin yıllık tarihi geçmişini insanlıkla paylaşmaya devam ediyor. 3355 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip Kuzey Kıbrıs'ın başkenti, parçalardan birini oluşturan Lefkoşa'dır. Yüzyıllar öncesinde yerleşim yalnızca surlarla çevrili olan alan içerisinde bulunmaktaydı. Günümüzde ise şehrin büyüdüğü, surların dışına taştığı ve her geçen gün büyük oranda yatay bir mimari gelişime uğradığı görülmektedir. Venedikli mühendis Giulio Savarnano'nun bir sanat eseri olarak görülen 3 mil uzunluğundaki Lefkoşa surlarında 11 burç ve 3 giriş kapısı bulunmaktadır. Günümüzde surlar içerisine girişi sağlayan kapılar trafik akışının sağlanması için yanlarına açılan yollardan ötürü orijinal fonksiyonlarını yitirmişlerdir. Kapılardan ikisi Güney Kıbrıs'ta, biri ise Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan kapının adı Girme Kapısı'dır. Lefkoşa surlar içi, tarihin farklı dönemlerine ait birçok medeniyetin kesiştiği, eserler bıraktığı bir şehir olması itibariyle Kıbrıs adası için son derece önemli bir yere sahiptir. Kıbrıs'taki en önemli Osmanlı eseri olarak kabul edilen Büyük Han, yakın bir geçmişte Kıbrıs kültürünü yansıtan bir anlayışla yeniden düzenlenmiştir. İki katlı ve 68 odadan oluşan han, yapıldığı dönemde Yeni Han adıyla bilinmesine karşın özellikle Alanya'dan gelen tüccarların konaklama yeri olması nedeniyle Alanyalılar Hanı olarak da bilinmekteydi.
Ancak 17. yüzyılda hemen bitişiğindeki asmaaltı meydanına küçük ölçekli kumarcılar hanının yapılması üzerine halkın yaptığı kıyaslama sonucu Büyük Han adıyla anılmaya başlanmıştır. Büyük Han'ın bir başka özelliği de eski şehrin merkezinde yer alan ve yalnızca Lefkoşa'nın değil Kıbrıs'ın en büyük hanı olmasıdır. Lefkoşa surlar için merkezinde yer alan bir başka tarihi değer ise 1571 yılında adanın Osmanlı idaresine geçmesinden sonra camiye dönüştürülen St. Sophia Katedrali yani Selimiye Camii'dir. Lüzinyan kralları önce Lefkoşa'da St. Sophia Katedrali'nde Kıbrıs kralı olarak sonra ise Mausa'da St. Nicholas Katedrali'nde Kudüs kralı olarak taç giymekteydiler. Tarihi Sarıönü Meydanı'nın merkezinde yer alan Venedik sütunu, şehri ziyaret edenlerin dikkatinden kaçmayan bir öneme sahiptir. Venediklilerin Kıbrıs'taki askeri ve siyasi erk simgelerinden biri olan Venedik sütunu, Venediklilerin geride bıraktıkları önemli değerlerden birisidir. Venedik sütununun belki de yıllarca en ilgi çekici ve gizemli yanını, tabanına yakın bir noktada bulunan Latince olarak yazılmış Fides Incorrupta, non pilkiritudo, non ujus, uberus, specetur, incolar cümlesi oluşturmuştur. Yaklaşık olarak 500 yıl önce yazılmış bu cümlenin anlamı, geçen onca yıla rağmen yakın bir geçmişe kadar gizemini korudu. Kıbrıs insanını tarif ettiğine inanılan bu ifadenin Türkçedeki karşılığı şöyledir. Buranın insanları kendilerini güzellik ve zenginlik içinde değil, bozulmamış inanç içinde görürler. Lefkoşa sur kapılarından biri olan Girne Kapısı'nın güneyinde yer alan Mevlidi Tekkesi, Kıbrıs'ın en önemli tarihi ve mimari yapılarından biridir. Genel anlamda hiçbir dini ayrım gözetmeden dünya insanlığına kucak açan, hümanist bir inanca sahip olan Mevlevilik, uzun yıllar ada üzerinde de karşılık bulmuştur. 1873 yılı itibariyle tekkede Mesnevi Han, Şeyh ve Dervişlerden oluşan 36 kişi görev yapmaktaydı. Mevlevi Tekkesi uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra 30 Nisan 1963 tarihinde Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi adıyla hizmete sokulmuştur. Ancak müzenin tamamının bir Mevlevi Tekke Müzesi olarak yeniden düzenlenmesi düşünüldüğünden 2001-2002 yılları arasında restore edilmiş, sergi bölümü yeniden düzenlenmiş ve 2002 yılında yeniden ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Lefkoşa surlar içi birçok tarihi değerin bir arada görülebileceği bir yer. Kıbrıs'ın ilk sosyal konutları olarak kabul edilen Samanbahçe aileleri, yapıldıkları dönemin mütevazi mimari anlayışını yansıtırken son derece uyumlu ve işlevsel bir planlamayı da günümüze taşımaktadır. 20. yüzyılın başında inşa edilen ve 72 konuttan oluşan Samanbahçe evleri, şehircilik anlayışının yaşam bulması açısından bir devrim niteliği taşımaktaydı. Baf kapısına yakın bir yerde bulunan Arabahmet Mahallesi evleri de eski şehrin dokusunu yansıtan değerlerden. Osmanlı döneminde Baf Sokağı, İngiliz sömürge döneminde Victoria Sokağı ve şimdilerde ise Şehit Salahi Şevket Sokağı'nın çevresinde yer alan bu mahallenin Lüzinyan dönemine kadar uzanan köklü bir tarihi geçmişi vardır. Lefkoşa'nın surlar içi coğrafik olarak küçük ancak sahip olduğu tarihi değerler açısından oldukça zengin bir şehir. Bünyesinde barındırdığı Saçaklı Ev, Derviş Paşa Konağı, İkinci Sultan Mahmut Kütüphanesi, Bandabulya, Mahkeme Binaları, Arabahmet Camii, Posta Binaları, Vakıflar Merkez Binası, dünya mirasına mal olmuş onlarca tarihi değer, gezilmesi, görülmesi gereken yerler.